Duyu organları ilaçları grubunda yer alan Sprugut kulak damlası, kendinden damlalıklı şeffaf bir plastik damlalık içerisinde 5 mililitrelik çözelti halinde sunulmaktadır. İlacın etken maddesi siproflaksasindir. İlacın içeriğinde bulunan yardımcı maddelerin listesine videonun son bölümünde ulaşabilirsiniz. Bu videoda dinleyeceğiniz bilgiler ilacın prospektüsünden faydalanarak hazırlanmıştır. Video sizin için faydalı olursa destek için videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Sprugut kulak damlası nedir, niçin kullanılır? Sprugut kulak damlası, bakterilerin neden olduğu dış kulak yolu enfeksiyonlarının tedavisi için kullanılan bir antibiyotiktir. Etken madde olan siproflaksasin, bakterilerin DNA'sını bozarak etki gösterir ve bakterilerin çoğalmasını önler. Sprugut kulak damlası nasıl kullanılır? Doktorunuz bu ilacı size nasıl reçete ettiyse ilacı o şekilde kullanmanız tavsiye edilir. Doktor tarafından başka bir şekilde önerilmediği takdirde yetişkinlerde kulak kanalına günde 2 kez 4 damla kullanılır. Çocuklarda kulak kanalına günde 2 kez 3 damla şeklinde uygulanır. Gereken durumlarda günlük ilk uygulama 2 katına çıkarılabilir. Sprugut kulak damlası 1 yaş altındaki çocuklarda kullanılmamalıdır. İlacın ilk kez kullanımında damlalığın kapağındaki halka çıkartılarak atılır. Kapak tamamen sıkıca vidalanarak damlalıklı bölgedeki zarın kırılması sağlanır ve bu şekilde damlalık akmaya başlar. Şişeyi ters çevirerek işaret parmağınızla hafif baskı uygulayarak çözeltinin damlaması sağlanır. Dış kulak yolu temizlenip kurulandıktan sonra çözelti kulağa damlatılır. Damlatma işlemi sonrasında yatar pozisyonda en az 60 saniye beklemeniz gerekmektedir. Eğer damlayı her iki kulağınız içinde kullanıyorsanız, aynı işlemi diğer kulağınız içinde uygulamanız gerekmektedir. Sprugut kulak damlasını kullanmayı unuttuysanız, bir sonraki dozun uygulama vakti yaklaştıysa unutulan dozu atlayınız ve unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız. Doktorunuz aksini belirtmedikçe, kendinizi iyi hissetseniz bile ilacınızı reçetede belirtilen süre boyunca kullanmanız gerekmektedir. Sprugut tedavinizi sonlandırmak, hastalık belirtilerinin yeniden ortaya çıkmasına neden olabilir. Sprugut kulak damlası açıldıktan sonra 15 gün içerisinde kullanılmalıdır. İlaç 25 santigrat derecede oda sıcaklığında ışıktan korunarak saklanmalıdır. Sprugut kulak damlasını kullanmadan önce bilinmesi gereken hususlar ise şunlardır. İlacın etken maddesine veya yardımcı maddelerden herhangi birine karşı bir alerjiniz varsa bu ilacı kullanmanız önerilmez. Eğer bir haftalık tedaviden sonra hastalığınız iyileşmezse, doktor tarafından tekrar değerlendirme yapılması gerekmektedir. Başka bir kulak damlası kullanıyorsanız, birbirini takip eden uygulamalar arasında en az 10 ila 15 dakika olmalıdır. Sprugut kulak damlası ile tedaviniz süresince, aşırı güneş ışığına maruz kalmamanız önerilir. Sprugut kulak damlası, hamilelik ve emzirme dönemlerinde doktor tarafından gerekli görülmedikçe kullanılmamalıdır. Sprugut kulak damlasının kullanımıyla oluşabilecek olası yan etkileri ise şunlardır. İlacın kullanımıyla yaygın olmamakla birlikte baş ağrısı, kulak ağrısı, kulak tıkanıklığı, kulak kaşıntısı, kulak çınlaması, kulak akıntısı, dermatit ve yüksek ateş görülebilir. Bu video sizin için faydalı olduysa destek için videoyu beğenip kanala abone olun. İlaç kullanımı ile alakalı görüşlerinizi ve deneyimlerinizi yorum bölümünde paylaşın. Sağlıklı günler dilerim.